Sesimden anlayacağınız gibi biraz griple mücadele ediyorum. Malum yaz ayları klimalar çarptı. Fazla tatil yapmadığım bir bedeli herhalde bu. Bir de Twitter'da teknik bir sorun yaşadım. Girerken şifremi birkaç kere yanlış girmişim. Neden öyle yaptım bilmiyorum. Twitter kilitlendi. Daha biraz önce yeni açabildim. Belki de iyi oldu bir bakıma. Bütün günü Twitter'da geçirenlerdenim çünkü. Okuyorum, araştırıyorum. Bir yandan yorumlar yazıyorum. Yazılan yorumlara yanıt veriyorum. Onlardan da kurtulmak iyi oldu. Böylece piyasaya biraz daha böyle bir serin kafayla, öyle söyleyeyim, soğukkanlıkla baktım. Çünkü bu sıralar piyasaya soğukkanlı bakmak zor. Özellikle son iki gündür çok sert satışlar yiyoruz. Hem Nasdaq'ta hem S&P 500'de. Ve portföyümüzdeki bazı hisse senetleri de bu satışların ötesinde etkileniyor. Tesla gibi ve daha sert çarpanlarla düşüyorlar. Şimdi bütün bunları bugün ele alacağım. Ve bu konuyu ele alırken iki yönden bakacağız. Bir, teknik analiz tarafından bakacağız. Çünkü teknik analiz tarafından baktığımızda işler hiç iyi gözükmüyor. Biliyorsunuz ben pazartesi günü attığım videoda karar veremiyorum, henüz karar vermeyeceğim, biraz daha bekliyorum demiştim yanılıp yanılmadığıma dair. Ve teknik olarak baktığımızda evet yanılmışım gibi gözüküyor. Pek çok destek ciddi şekilde kırılmış durumdalar ve aşağıya doğru bakıyor açıkçası borsalar. Öte yandan temel tarafta da tam tersi de tezimi destekleyen süper yeni veriler geldiler. Bugün iki taraftan da meseleye bakacağız. Çünkü ne demiştik biz? Piyasalarda inatlaşmayacağız, piyasalarda kavga etmeyeceğiz. Piyasa ne diyorsa o oluyor sonuçta. O çerçevede teknik analiz çok önemli. Uzun vadede bakışta ise piyasayla biraz mücadele edilebilir. Çünkü orada temeller devreye giriyor. Ben bugün iki bakış açısını size anlatmaya çalışacağım. Bugün içerisinde kısmetse iki ayrı videom daha olacak. Bir tanesinde Tesla'yı ele alacağız. Tesla'daki düşüş hakikaten can sıkıcı, diyecek bir şey yok. Gerçi can sıkıcı derken yılbaşından beri %150 yukarıda hala. Ama can sıkıcı ve hızlanıyor gibi düşüş. Ve arkasında bazı bu sefer temel sebepler de var. Özellikle Çin'den kaynaklanan. Çin demişken o da bugünkü veya yarın çekeceğim en geç 3. videonun konusu olacak. Çin. Çünkü Çin'de olan bitenler hiç hoş değil. Ve benim bütün temel analizimde beni biraz offside'da bırakan tek konuda aslında Çin. Çin'in Amerika'da yaşananlar üzerinde hem kısa vadede bazı olumlu etkileri olabilir diye düşünüyorum. Ama uzun vadede elbette dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin başının dertte olması iyiye alamet değil. Dediğim gibi bugün 3, en az 2 video yapacağım Tesla'ya da kattığımızda, ama Çin'de işin içine katmak istiyorum. Burada kendime bir çalışma köşesi seçtim. Hanımdan da izni istedim. Yeter dedim. Tatil sizle çok uğraştım. Biraz da sevgili takipçilerime yardımcı olayım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, önce bakalım piyasada neler oluyor. Pazartesi günü yanılıyor muyum videosu attıktan sonra aslında borsa yanılmıyorsun dedi ve o gün güzel yükseldi. %1.06, ama ağzımıza aslında bir kaşık bal sürmüş. Çünkü sonraki iki gün üst üste düşüşler yaşadık. Bayağı da sert. İlk gün yanılmıyorsam 1.12, dün de 1.15 civarında Nasdaq'ta düşüş vardı. S&P 500 ve Dow Jones da buna eşlik ettiler. Neden oldu düşüşler? Pazartesi düşüşün sebebi aslında oldukça eğlenceli. Amerika'da perakende satışları beklenenin çok üstünde geldi. Aylık olarak %0.4'lük yükseliş beklenirken %0.7'lik yükseliş geldi. Bu biraz Amerika'da back to school, yani okula geri dönüşün de etkisi var burada, biraz rakamları artıran, ama bir şekilde Amerikan tüketicisi tüketmeye devam ediyor. Bu piyasaları o gün korkuttu. Acaba bu kadar hızlı büyüyen bir ekonomide enflasyon tekrar hortlar mı diye ve piyasalar panik satışa geçtiler. Bu aynı zamanda Amerikan 10 yıllık hazine kağıtlarında yükselmesine neden oldu. Baktığımızda aslında perakende satışın yükselişi bana kalırsa olumlu, çünkü resesyonun olmadığını gösteriyor ve aslında son 4 çeyrektir pozitif gidiyor satışlar. Enflasyonun biraz üzerine çıkıyor olması burada belki endişe verici olabilir aylık düzeyde baktığımızda, ama Amerikan tüketicisi tüketmeye devam ediyor. Bundan neden korkuluyor? Enflasyon yaratır mı diye. Bu arada Atlanta Fed'den acayip bir veri geldi. Diyor ki Atlanta Fed 3. çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme %5'i bulabilir yıllık bazda. Yani bu hakikaten inanılmaz bir rakam. Bu durumda Amerika resesyonda değil, süper hızlı büyümede. Piyasa buna da biraz korktu. Yani bu veri ne kadar doğru, verimi mantığı var mı? Açıkçası kestirmek biraz zor. Çünkü genel beklenti %1,5-2'ler arasında bir büyüme bekleniyor en fazla 3. çeyrekte. Ama Atlanta'nın getirdiği bu raporda o bir piyasaları korkuttu. Şimdi piyasaların sıkıntısı şu. Bir yandan resesyon olmasını istiyorlar. Tamam, resesyon yok gibi gözüküyor. Rakamla hep bunu destekliyorlar. Ben zaten uzun zamandır söylüyorum. Ama bir yandan da enflasyon da olmasını istiyorlar. Resesyonun olmadığı, enflasyonun olabileceği bir ortamın olacağına inanmıyorlar. Çünkü tarihe baktığımızda hakikaten enflasyon genelde resesyon olmadan kırılamamış. Fakat şu ana kadarki veriler bize diyor ki enflasyon kırılıyor ve sert düşmeye devam ediyor. Bundan ilgili onlarca video yaptım. Bugünden sonra kiraların da devreye girmesiyle bu düşüş daha da hızlanacak bence. Ama piyasa bunu bir türlü inanamıyor ve diyor ki bu ikisi birden olamaz. Hani İngilizce bir laf var, too good to be true. Bu durumda mutlaka enflasyon coşacaktır. Bundan dolayı Fed faizleri artacaktır. Ve biraz da tabii hep Ağustos ayı etkisinden bahsediyorduk. Ağustos ayı duygularında burada etkisi çok büyük. Bu anlattıklarım salı günkü düşüşün sebebiyle döndü düşmeye devam ettik. Dün aslında piyasa şöyle ortalarda bir yerde gidiyordu. Negatifti ama çok sert bir negatif değildi. Sonra Fed'in tutanakları açıklandı. Hangi tutanaklar? Bir önceki faiz artışı yaptıkları dönemin tutanakları. Ve tabii burada Fed üyeleri ne demişler tutanaklarda? Enflasyonla ilgili riskler devam ediyor. Gerekirse ileride de artırırız. Ya ne diyecekler zaten? Bir de işin enteresanı o günden sonra Temmuz ayı enflasyonu geldi ve Temmuz ayı enflasyonu düşük geldiğini, beklenenden iyi geldiğini pek çok Fed üyesi de söyledi. Ama burada zaten faiz artışı yaptıkları dönemin tutanaklarına bakıyoruz. Yani geçmişe bakıyoruz ve piyasa dün buna da paniklemeyi tercih etti. Tercih etti diyorum. Çünkü bu tutanaklara baktığımda ben panikleyecek bir şey görmüyorum. Fed'in zaten beklenen açıklamaları, hele o günden itibaren bakacak olursak. Üstelik bazı detayları okuduğumuzda çok ilginç veriler çıkıyor ortaya. Fed diyor ki enflasyonun yükselebileceğine dair somut bir şey görmüyoruz. Ama geçmişte böyle oldu, yine olabilir. Bu arada mesela Kanada'da enflasyon tekrar yükselişe geçti biliyorsunuz. O tip endişeler de bence devreye giriyor. Fed burada biraz ön alıyor gibi. Yani diyor ki enflasyon yükselebilir, ben piyasaları biraz daha korkutayım. Ama buradan baktığımızda hemen bir faiz artışı daha gelecek demek biraz zor. Dün nitekim piyasalara baktığımızda Eylül ayını Fed'in pas geçeceğini ama belki Kasım'da bir faiz artışı gelebileceğini puanlamaya başladılar. Ama ne fayda, piyasa panikledi. Ve bu panikte dün yine sert geri çekilmeler neden oldu. Burada işin biraz teknik tarafına bakmakta fayda var. Ben teknik analizlerde QuantFury.com platformunu kullanıyorum. QuantFury benim aynı zamanda özellikle trade yaptığım bir platform. Unutmayın, trade ve uzun vadeli yatırım iki ayrı şey benim gözümde. Trade'lerimi burada yapıyorum çünkü komisyonlar sıfır ve sıfır komisyonlu trade yapmak gayet keyifli bir mesele. QuantFury'de aynı zamanda TradingView'un pek çok özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Yazılımlardan bir tanesi. Eğer QuantFury ilginizi çekiyorsa linkini yukarıya bırakıyorum. Hem tamamen ücretsiz işlem yapmak için, hem kaldıraç kullanmak için kullanmak isterseniz, bu aralar biraz tehlikeli, hem de TradingView'un bu ücretsiz olanakları ayarlamak için son derece iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda S&P 500'ün en büyük ETF'i olan Spy'deki sert düşüşü görüyoruz. Ve dün 442 seviyesini kırdı. Burası tehlikeli bir seviye benim gözümde. Buradan sonra aşağıya doğru hani bizim borsacılar pek severler, şelale olma ihtimali açıkçası yüksek. Çünkü güçlü bir destekti bu. Bu kadar hızlı kırılacağını düşünmemiştim. Dün orayı adeta böyle tereyağını kesen bıçak gibi kesti borsalar. Buradan sonra biz ne bekliyor olabilir? 436'da bir desteğimiz var. Sonra 422'ye kadar geriye doğru gidebiliriz. Benim yaptığım temel teknik analize göre. Bundan korkmalı mıyız? Elbette korkmalıyız. Buradan geriye yukarı doğru gidilebilir mi? Geriye yukarı doğru gidilebilir ama olasılıklara bakmamız gerekiyor ve olasılık diyor ki şu anda boğa oldukça zayıflamış durumda. Ayıya teslim olmak üzere birkaç gün daha böyle giderse. Ve unutmayın, pek çok algoritma ve pek çok günlük trader ve verilere göre trade yapıyorlar. O yüzden bu biraz kendi kendini gerçekleştiren bir kâhane de benziyor olabilir. Buradan S&P 500'ün 422'ye doğru bir yolculuk yapması hiç de uzak olasılık değil. Yani yukarı doğru gitme ihtimali teknik analiz olarak baktığımızda, tekrarlıyorum, temelde öyle görmüyorum ama teknik analiz olarak baktığımızda aşağı doğru gidebileceğimizi gösteriyor. Yine QuantFury üzerinde QQQ'ya bakıyoruz. QQQ'da Nasdaq'ın en büyük ETF'i. Orada da din oldukça sert bir düşüş var ve 362'nin altına doğru gittiği gibi gözüküyor. Bu ne anlama geliyor? Biraz daha teknik olarak baktığımızda orada da önemli pek çok haftalık günlük ortalamanın altına inmiş durumda. Bundan sonraki önemli teknik destek 355'te. Daha sonra 347'de bir desteğimiz var. Bunları da kaybedersek şelale başlar. Şelale diyorum, ben inanmıyorum ama bizim borsacılar çok severler o tabirleri, onların dediği gibi kullanayım. Teknikte durum bu. Şimdi bu tekniği zorlayan temel bir mesele de Amerikan 10 yıllık hazine kağıtlarında olan bitenler. Orada olan bitenler de oldukça sevimsiz, neredeyse son 5 yılın zirvesine gelmiş durumdayız. Bugün itibariyle baktığımızda 4.3'teyiz. Dün 4.269'daydık yani. Gece boyunca da yükselmeye devam etti. Geç pazarda ve erken pazarda. Bu iyi haber değil. Çünkü özellikle Nasdaq bundan çok kötü etkileniyor. Neden artıyor Amerika'da faizler? Biraz önce bahsettiğim enflasyon korkusu. Dün bakın burada nasıl sıçrattı piyasaya enflasyon korkusu. İkincisi de acaba Amerikan hazine kağıtlarına olan ilgi azalıyor mu? İyi, Amerika çok borçlu. Japonya biliyorsunuz kendi faizlerini yükseltti. Japonya yatırımcıları Amerikan hazine kağıtlarına daha az mı ilgi gösterecekler vesaire. Yani kısa vade en azından konuşulan konu bu. Fakat bugün geldiğimiz nokta oldukça önemli bir zirve noktası ve eğer bu zirve noktasını aşarsak korku büyür. Yani o zaman 4.4'e doğru yolculuk başlayacaktır Amerikan 10 yıllıklarında. Bu da borsa iyi gelmez. Nasdaq hiç iyi gelmez çünkü Nasdaq'taki şirketlerin karlılıkları, ileriki yılların karlılıkları, onları buraya re-escort etmemiz gerekiyor, o serbest nakit akışlarını. Bu bundan çok kötü etkilenecektir. Öte yandan eğer buradan geri çekilmeye başlarsa bu da bir çifte zirve yapıp geriye doğru döndüğümüz anlamına gelir. Bu da borsada yarayacaktır. Hangi yönde hareket olacak kestirmek açıkçası zor. Yani ben buradan yukarı gitmesi için açıkçası sebep görmüyorum. Çünkü enflasyon yükselmeyeceğini, Fed'in de bundan dolayı duracağını düşünüyorum. Bu ama benim görüşüm, mühim olan piyasanın genel görüşü ve piyasa diyor ki daha da yukarı gidebiliriz ve teknik olarak burada bazı önemli dirençleri kırmış durumda Amerikan 10 yıllıkları. Buna dikkat etmekte büyük fayda var. Yani bugün ekranlarınız dilde açık olacaksa 10 yıllıkları izlemekte fayda var. Orası aşağı doğru şöyle bir kırsa, bir iki kere öyle yapar gibi oldu günlük hareketlerde. Evet, o zaman harika, ama eğer kırmıyorsa aşağı doğru başımız dertte açıkçası. Teknik olarak vaziyet böyle. Yani teknik olarak bence önlem alma zamanı. Özellikle kısa vadeli trade'leriniz varsa kapatmanıza fayda var. Kaldıraçlı işlemlerde bence ürkme zamanı gelmiş durumda. Çünkü teknik diyor ki biz aşağı doğru gidebiliriz. Ve başka bir sevimsiz haber de önümüzde kısa vadede önemli bir katalizör de yok. Tekrar piyasayı yukarı doğru çekecek olan. Gelecek hafta Nvidia'nın bilançosu geliyor. Çok önemli bir bilanço bence. Özellikle yapay zeka rallisi biliyorsunuz durmuş durumda. Yapay zeka ile ilgili pek çok hisse senedi sert düşüşler yaşadılar. Nvidia'da dahil olmak üzere. Burada Nvidia'nın tekrar canlandırıcı bir etkisi olabilir. Bakacağımız kritik rakam çeyrek cirosunun 8 milyar doların üzerinde olması ve ileriye yönelik olumlu beklenti aşılamaları. Nvidia bilançosu ile ilgili teknik bir analizi YouTube katıl üyelerimle paylaşacağım. Bu arada sevgili YouTube katıl üyeleri, biliyorum bir haftadır biraz ihmal ettim sizlere. Yeni videolar geliyor. Yarın zaten İstanbul'a dönüyorum. Stüdyoma kavuşunca çok daha rahat bir sürü video var hakkında. Onları yapıyor olacağım. İkinci bir katalizör de Jackson Hole. Jackson Hole nedir? Jackson Hole bir mekan aslında. Fed orada yılda bir toplanıyor ve önemli tartışmalar yapıyorlar. Ondan sonra çıkıyor Jeremy Powell bir açıklamada bulunuyor. Geçen seneki Jackson Hole açıklaması bir kabustu. Ve ondan sonraki yanılmıyorsam 3-4 haftalık süreçte 1000 puana yakın geri çekildi S&P 500. Son derece ürküyor piyasada buradan. Acaba yine bir saçmalar mı, zırvalar mı diye. Öyle düşünmüyorum. Çünkü geçen sene enflasyon yükselirken oraya girmişlerdi. Şimdi enflasyon düşerken oraya giriyorlar. Ama Jackson Hole insanları korkutuyor. Gelecek hafta bu geliyor. Daha sonra yanılmıyorsam ayın 30'unda da Amerika'da yine bir enflasyon verisi PCE, tüketici fiyatları endeksine ilgili yeni bir rakam geliyor. Bunlar katalizörler. Bunun dışında önemli bir katalizörümüz yok. Neden bu önemli? Borsaya yukarı çekecek ciddi bir haber akışı beklemiyoruz. Borsayı yukarı çekecek haber akışı yokken trend aşağıya doğruysa teknik olarak baktığımızda borsa biraz daha aşağı doğru gitmesi mümkün. Okay. Böylece umarım teknik taraftan meseleye yeterince detaylıca bakmışızdır. Riskimiz yüksek. Temelde de görüyorum ve bütün bu anlattıkları benim yatırım stratejimi değiştiriyor mu? Temelde ben yeni bir şey görmüyorum. Amerika'da enflasyon düşmeye devam ediyor. İstedikleri kadar korkutmaya devam etsinler. Ve özellikle Çin'in içine girdiği sorunlar Amerika'daki enflasyon düşüşünü hızlandıracaktır. Çünkü Çin daha ucuza mal satıyor. Ayrıca bakıyoruz emtia fiyatları geriye çekilmeye başladı. Özellikle Çin'in küçülmesi petrol fiyatları geriye doğru çekmeye başladı. Dün ham petrolde de 80 doların altını gördük uzun süre sonra ilk kez. Bu durumda enflasyon yok. Enflasyon yoksa Fed'in faizin artırılması için bir neden yok. Korkutabilir ama artırılması için bir neden yok. Korkutması için bir neden var. Çünkü acaba tekrar coşar mı? Piyasa fazla hareketlenmesin. Bak zaten gece tüketmeye devam ediyor. Perakende fazla iyi gidiyor. Bunlardan korkabilir. Amerika unutmayın bir tüketim ekonomisi ve tüketim tükettiyse enflasyonu hızlandırabilir bir süre sonra tabii elbette. O yüzden bu tarafta Fed ciddi bir baskı kurmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ve Jackson Hole konuşmasının pek de güvercince olmayacağını tahmin ediyorum. Bu da yine borsada iyi gelmeyebilir. Ama temelde enflasyon düşüyor ve temelde resesyon da yok. Resesyonun olup olmadığına dair, hatta belki de bir resesyon olacak değilse bile ondan hızla çıkmakta olduğumuza dair de pek çok veri var. Buna ilgili önümüzdeki günlerde video yapacağım. Bu durumda ne oluyor? Benim temel yatırım tezine bir değişiklik yok. Amerikan ekonomisi iyi gidiyor. Ama inanması zor derecede iyi gidiyor. Çünkü hem enflasyonu bu hızla düşürüp hem de ekonomiyi büyütecek, hele öyle Atlanta Fed'in dediği gibi %5'ler falan, pek inanmıyorum onlara. Bu durumda insanların kafası buna basmıyor açıkçası. İnanmıyorlar. Çünkü tarihte böyle bir örnek yok. Ben bu sefer bunun olabileceğini düşünüyorum. Bunun temel sebebinde Amerika'da üretkenlikte son dönemde olan artışlara bağlıyorum. Bunlarla ilgili videolar ileride gelecek ama burada biraz keselim. Burada kestiğimizde teknik olarak kısa vadede sorun var. Bu durumda özellikle kısa vadeli pozisyonlara girenlerin çok dikkatli olmasında fayda var. Stop loss'ları sıkılaştırmakta fayda var. Kaldıraçlı işlem yapmamakta fayda var. Uzun vadeli düşünenler için ise teknik hareketleri biraz daha izleyeceğiz ama güzel asıl satın alma fırsatları doğuyor diye düşünüyorum. Bugün inşallah dediğim gibi Tesla ve Çin videolarında tekrar beraber olacağız. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.